Son yıllarda bulut bilişim oldukça popüler oldu. Mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması ile de popüleritesi de gittikçe artıyor. Bulut depolama servisleri ile dosyalarımıza internet bağlantısı üzerinden her yerden ulaşabildiğimiz gibi dosyalarımızı paylaşabiliyoruz da. Yıllar geçse de fotoğraflarım ve diğer dosyalarımıza ulaşabiliriz. Ancak dikkat etmeniz gereken kayıt olurken girdiğiniz bilgileri unutmamak. Şifreleri en az iki harf ve altı rakam veya tam tersi şeklinde oluşturmak. Şimdi en popüler ve en güvenilir bulut depolama servislerini anlatalım. Dropbox. Dropbox en popüler bulut depolama servislerindendir. Her kullanıcıya ücretsiz 2 GB'a kadar veri saklama alanı verir. Bunun haricinde kullanıcı çevrim içi olunduğu süre içerisinde arkadaş ağı listesindekiler ile sınırsız ebatta dosyayı paylaşabilir. Yandex Disk, Rus kökenli Yandex tarafından geliştirilen 10 GB ücretsiz alan veren depolama hizmetidir. Google'ın Türkiye ve AB'deki en büyük rakibidir. En popüler servislerden biridir. Kullanımı oldukça kolaydır. Diğer servislere göre ise, bilgisayar ortamından dosyalarına erişmeniz ve düzenlemeniz daha kolaydır. Benim en favorimdir. Şu an itibarıyla mevcut dil destekleri. Rusça, İngilizce, Türkçe ve Ukraynacadır. Yandex Disk, sunucularında bulunan dosyaların depolanması ve diğer kullanıcılarla paylaşmak için kullanılmaktadır. Gerek bilgisayar, gerek web gerekse mobil tarafında dosya paylaşımı çok kolay ve hızlıdır. Ayrıca her ne kadar 10 GB ücretsiz alan verse de zaman zaman hediye alanlar vermektedir. Bu şekilde benim 300 GB ücretsiz alanım oldu. OneDrive, Microsoft'un sunduğu bir çevrim içi dosya depolama ve paylaşma hizmetidir. Kullanıcılar, Microsoft Account hesapları ile bağlanabildikleri OneDrive hesaplarını kullanarak dosya gönderip, internet erişimi olan her yerden bağlanabilmektedirler. 5 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. Popüler bir servis olsa da benim tercih etmediğim bir servistir. Box Bireysel kullanıcılardan çok iş çözümlerinde de uzmanlaşan Box, 5 GB ücretsiz depolama alanı sunarak bu alanda diğer servislerden farklılaşmıyor. Box da en popüler servislerdendir. Dosya boyutu ücretsiz üyelikler için 25 MB. Ücretliler için 100 MB'yi aşamayan Box'a tüm platformlardan erişilebiliyor. Google Drive, ücretsiz depolama alanı. Ve Google ekosistemini kullanmasıyla öne çıkan popüler servisler arasında yer alıyor. Özellikle Android cihazlarında Google hesaplarını kullanma zorunluluğu nedeniyle en çok kullanılan servislerdendir. Google Drive klasik depolama hizmetlerinden ziyade dokuman oluşturma ve düzenleme için tercih ediliyor. Özellikle ofis dokümanlarında oldukça başarılı. Ben de ofis belgeleri amacıyla uzun yıllardır sadece Google Drive kullanıyorum. Çünkü bilgisayar ortamından da dosyalara ulaşmak ve düzenlemek çok kolay. Kullanıcılara 5 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. Google Fotoğraflar, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşımı ve depolama hizmetidir. Google ekosistemini kullanmasıyla öne çıkan popüler servisler arasında yer alıyor. Özellikle Android cihazlarında Google hesaplarını kullanma zorunluluğu nedeniyle en çok kullanılan servislerdendir. Ayarlardan depolama seçeneklerini yüksek kalite seçerseniz sınırsız depolama alanı sunuyor. Orijinal kaliteyi seçerseniz 15 GB alan sunuyor. Tavsiyem yüksek kaliteyi seçmeniz. Uzun yıllardır fotoğraf ve video depolama olarak kullanıyorum. Yıllar geçse de fotoğraflarıma ulaşabiliyorum. Ancak Yandex Disk kadar fotoğraflara erişim kolay değil değil. Ancak Android cihazlarda Yandex Disk ile birlikte kullanılmasını kesinlikle tavsiye ederim. Yalnız senkronizasyonu açmayı unutmayın. Fotoğraflarınıza bilgisayar ortamından da ulaşmanız mümkün olduğundan kullanım kolaylığı sağlıyor. Flickr, ücretsiz olarak fotoğrafları ve videoları barındırabileceğiniz Yahoo'nun sahibi olduğu bir web servisidir. 1 terabayt ücretsiz alan sunmasına rağmen kullanımı ve düzenleme oldukça karmaşık ve zordur. Bu nedenle de belirli kesim harici pek rağbet görmemiştir. Arkasında Yahoo'nun olması nedeniyle güvenilir popüler bir servistir. Mega. Mega Upload'un devamı olan bir dosya paylaşım ve bulut servisi. Mega, kullanıcılarına ücretsiz 50 GB veri saklama alanı sunmaktadır. Mega ayrıca. Dosyaların şifrelenip sunucuya yüklenmesi özelliği sayesinde güvenli barındırma hizmeti sağlar. Kullanımı da kolay olan servis tavsiye edeceklerim arasındadır. Bilgisayar, mobil cihazlarınız ve web ortamından dosyalarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yandex Disk benzeri bir servistir. Ücretsiz depolama alanının 50 GB olması ve kullanım kolaylığı ile öne çıkmaktadır. DeGoo Cloud Son yıllarda oldukça popüler olan servis 100 GB bedava depolama alanı sunuyor. Kullanımı kolay olan servis ücretsiz depolama alanı ile öne çıkıyor. Benim de denediğimde Google Cloud, Yandex ve Google servislerinin bana yeterli gelmesi nedeniyle kullanmadım. Hübik. Avrupa'nın veri merkezi devi OVH tarafından başlatılmış bulut depolama servisi. Ücretsiz hesaplar için 25 GB alan ve dosya başına 5 GB upload sınırı var. Zaman zaman hediye alanlar veriyorlar. Cloud, popüler bulut depolama servislerinden biri de Cloud'dur. Ücretsiz 10 GB alan sunuyor. Kullanımı oldukça kolaydır. Dosya boyutu kısıtlaması olmayan bir servistir. Bu nedenle depolama alanınızın izin verdiği ölçüde büyük dosyaları yükleyebilirsiniz. Yükleme işlemi etkileyici bir hızla yapılır. Dropbox ve Google Drive'da dahil olmak üzere diğer bulut servislerindeki dosyaları otomatik olarak aktarabilmek için seçenekler mevcut. Bu seçenek, diğer bulut servislerinden buluta geçiş yapmanızda veya önemli dosyaları birkaç defa yedeklemek istediğinizde çok kullanışlıdır. MediaFire, bilgisayar üzerinden üye olduğunuzda 10 GB ücretsiz alan sunan Mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırdığınızda da 50 GB alan sunan. Eski ve bir zamanlar çok popüler olan bulut depolama servisidir, kullanımı oldukça kolaydır. Bu servislerden başka birçok servis daha var. Diğer bazıları şunlardır. Open Drive, ücretsiz 5 GB depolama alanı sunuyor. Dosya transferi, günlük 1 GB band genişliği ile sınırlı. Team Drive, 2 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. Referansınız ile üye olanlar ile kişi başına 250 MB alan, en fazla toplamda 8 GB alan sunuyor. Asus Web Storage 2 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. OneDrive 5 GB ücretsiz alan veriyor. Referans sistemi ile üye yaptığınız her kişi için 1 GB alan veriyor. SYN City 10 GB bedava depolama alanı sunuyor. SYNC 5 GB bedava depolama alanı sunuyor. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz.